Sergen abi yürüyen karizmaydı gerçekten. Ama o kadar şahsına münhasır bir adamdı ki mesela gerçekten kimseyle konuşmazdı. Bir... Senle ilk ne zaman konuşmuştu? Sen gol attıktan sonra mı? 4 Mayıs 2006 abi. 4 ben... Mayıs 2006. Tarihi bir not olsun. Ailecek kutluyoruz abi. Pasta kesiyoruz. Sevgili seyirciler, Atakan Kurt ile Futbol Anıları programı kaldığı yerden devam ediyor. Bu hafta da Tigana'nın prenslerinden Gökhan Güleş ile birlikteyiz. Gökhan hoş geldin. Daha doğrusu biz hoş geldik Bursa'ya. Aynen, siz hoş geldiniz abi. Hoş bulduk kardeşim. Nasılsın, iyi misin? Teşekkür ederim. Sen nasılsın abi? İyi, Allah aşkına. Burada bir ticari zinciri oluşturmuşsun kardeşim. Burada bir sürü kafeler, tatlıcılar vesaire. Yani böyle bir şey, ciddi bir tüccar olmuşsun. Evet, yani genlerimizde var abi. Genlerimizde zaten var. Babamız da öyleydi. Futbolu erken bırakmamızın biraz sebebi de o olabilir. Bir tüccar genimiz var yani. Sen o zaman sermayeyi futbolculuktan alıp o parayı, evet, ticarete kullandın. Kapitali alıp yani bankadan kredi alacağına. Evet, dedim ki futbolcu olursam kendime bir fon sağlarım. Fon almışsın, kredi de yok. Aynen. Kredi de yok. Fonu aldım. Hatta böyle 20 yaşındayız. Ben o kadar ticaret kafası ki abi, yani ticaret yapmadığım bir anı hiç hatırlamıyorum. İlla futbol oynarken de alıyorum, satıyorum. Bir gün... Alıyorum, satıyorum derken? Yani bir ticaretin içindeyim mutlaka. Ha, yani. Araba al sat mı yapıyorsun? Araba al sat değil, yok. Öyle aynen, şeyler yok abi. Ben de organize para kendi. İşte İnegöl'de konfeksiyonlarımız vardı. Onlara bayilikler alıyorum falan yani. Yani biz şey yaptık yani, futbolcu olmayı bir fon olarak değerlendirdik sanırım. Oradan bir sermaye yaptık, bir kapital yaptık kendimize. Ondan sonra tekrar ticaret. Burak Yılmaz herhalde bir anım var değil mi öyle? Hatta işte dediğim gibi, şimdi biz İstanbul'da ikamet ettiğimiz ve Bursa'da yaşadığımız için işte Bursa'ya gelip gidiyorum. O ana bir kaptan biriyle tanıştım. İşte gide gele. Ondan sonra 20 yaşındayız gerçekten. Beşiktaş'a transfer olmuş. Misket oynama çağındasın ya. Aynen. Milli takımdan da arkadaşım Burak. Burak dedim ki, Burak dedim bir iş yapalım seninle. Ne yapacağız dedi. Dedim gemi alacağız. Gemi alacağız dedi lan. Aynen, yani daha 20 yaşında hani gemi almayı düşünen bir tüccar kafasıyla Burak da dedi, kalktı masadan, hatta çok iyi hatırlıyorum. Ya Allah'ını seviyorsan topunu oynadın, ne gemisi ya. Bak sen o kafada olduğun için futboldan erken koptun, ticaret yapıyorsun. Burak masadan kalktığı için o da şu anda şey ya, zirve yaşıyor futbolda. Evet, futbolda değil mi? Zirve yaşıyor. Evet. Şey, tanımlama bu aslında. Aynen. Yani 20 yaşında iki genç futbolcu var milli takımda. Hani biri gemi alalım diyor. Öteki gemi alalım deyince masadan kalkıyor, gidiyor, topunu oyna diyor. İşte geldiğimiz nokta bu halde. Evet, o da topunu oynamış. O topunu oynadı, ben ticaretimi yaptım. Buradayız yani. Sen Gaziantep'te oynarken Tigana seni aldı. Serdar Kurtuluş, Burak Yılmaz, Baki Mercimek'le beraber seni beğendi, aldı. Niye gülüyorsun? Baki deyince mi gülme aldı? Yok ya. Hepimizi. Evet, hepinizi aldı. Gelecek vaat ediyordu, gelecek aldı ama. Yok canım, yani sonuçta sen de geldin, 13 tane gol attın ilk sene. Burak Yılmaz sağ kanatta oynadı ama ondan sonra bir star oldu. Serdar Kurtuluş ön libero oynadı, sağ bek oynadı, 2 tane şampiyonluk yaşadı, 5 tane kupa kazandı. Sonuçta ciddi başarılar da elde edildi. Evet, yani o dönem hatırlıyorum, işte Burak, ben, İbrahim Akın, işte yeni Metin Ali Feyyaz geliyor gibi böyle bir şey vardı ama olmadı. Neye niyet, neye kızmayın ben? Öyle yani. Öyle. Herkes sonra, bir sene sonra kimse yok abi. Kimse. Burak Manisa'da, Gökhan Bursaspor'da, İbrahim Akın Başakşehir'de. Olmadı, evet. Tutmadı, Metin Ali Feyyaz tutmadı. Peki Burak'ın bu kadar performansını arttırması, efsane olması, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor, Çin, Lille, Hollanda, milli takım, yani tam bir efsane oldu. Abi çok orada inanılmaz bir kırılım var, mevki değişikliği. Yani Burak, ilk ben milli takımda Burak'la tanıştığımda Burak ön libero oynuyordu. Yani ön libero. Defanstan topu alan. Ya Pirlo yani. Hani topu defanstan ilk alan ve öne, yani hücum bölgesine aktaran oyuncu.
işte ayakları bir biliyorsun Burak temiz, böyle ayak içi falan temizdir. Orada da dikkat çekiyordu yani. Hatta Rıza Hoca zamanında ilk Beşiktaş'a ön libero olarak gelecek. Hani bu, Burak zaten olacaktı yani, bir stili var, bir tarzı var. Hani görenin hayır diyemeyeceği bir futbolcu zaten. Bence Burak'ın kırılımı Burak'ın santrafor oynamaya başlaması. Şenol Güneş. Yani ve değişen futbol stili de buna çok ayak uydurdu. Yani aynı dönemde biliyorsun abi, Gökhan Ünal'da attığı gollere bak. Rakibin arkasına koşu, evet. Tek vuruş. Doğru. Şimdi Burak o furyayı yakaladı. Özellikle işte Şenol Hoca zamanında. Artık futbolun o rakibin arkasına koşu yapan santrafor vazgeçilmez bir şeyi oldu. Ve Burak evet. O açığı çok iyi kapattı Türk futbolunda. Şimdi mesela ben Rıdvan Hoca'yı dinliyorum. Mesela diyor ki işte gol oldu, nasıl oldu? Klasik Burak golü diyorsun. Değil mi? Aklında hemen bir şey evet. Beliriyor yani. Burak o bir şeyi çok abartmak zaten başarıdır. Onu çok iyi yaptı abi. Rakibin arkasına koşu yapıp tek vuruşta gol atmak ve geldiği seviye bence inanılmaz yani. İnanılmaz ama çok çalışıyor. Çok mücadeleci. Bakıyorsun abi mesela Burak dışarıdan böyle bir başka bir profil olarak gözükür genelde ama işine inanılmaz saygı duyan, inanılmaz çok çalışan. Ne zaman gitsen fitness salonundaydı abi. Yani çok çalışan bir futbolcuydu. Bir yerde de aslında bu kırıldı. İşte sen Şenol Hoca fitness'teydi. Sen oradan el sallayı devam mı ediyordun? Aynen. Şenol Hoca mesela ben oradan gemi gemiye mi? Oradan gemiye geçiyordum. Şenol Hoca ile buluşması bence inanılmaz. Özellikle böyle çıkış arayan futbolcularda bir hocanın seni tutuyor olması, özellikle santrafor oynuyorsan, sana inanıyor olması, yani oyundan çıkmayacağını bilerek oynamak falan bir santraforda olmazsa olmaz şeyler. Burak onu yakaladı Şenol Hoca'da. Ondan sonra da inanılmaz bir performans gösterdi. Vallahi tebrik ediyorum. Hiç yani. Konuşuyor musunuz? Denk geldiniz mi? Hiçbir yerde? Vallahi biz, ben futbol camiasından koptum abi. Artık biz böyle finans piyasasıyla ilgileniyoruz. Ben çok koptum ve kimseyle görüşmüyorum desem yeri var. İşte Bursalı arkadaşlarımız varsa burada. Onlarla görüşürüz ama öyle bir şeyim kalmadı yani. İrtibatım kalmadı kimseyle. Sergen Yalçın. Yani Sergen abi efsane. Sergen abi yürüyen karizmaydı gerçekten. Hani futbol dünyasında belki istediğin kadar yetenekli ol. Ama o kadar şahsına münhasır bir adamdı ki mesela gerçekten kimseyle konuşmazdı. Ama o kimseyle konuşmaması hani böyle kibirden işte burnu havadalıktan değil yani. Adamın tarzı o. Bizle de konuşuyor. Senle de konuşuyor da. Senle yani kimseyle konuşmuyor değil mi senle? Yani 6 ay yani kalsaydı yine konuşmazdı. Çünkü konuştuğu işte Tayfur abi vardı. İbrahim Üzülmez vardı. Başka kimse yok. Yani öyleydi yani. Şahsına münhasır bir... Senle ilk ne zaman konuşmuştu? Sen gol attıktan sonra mı? 4 Mayıs 2006 abi. 4 ben, Mayıs 2006. Evet. Tarihi bir not olsun. Ailecek kutluyoruz abi. Pasta kesiyoruz. Sergen abi şu bana... dövme yaptı şuraya. Dövme Mayıs 2006. Sergen abi bana ilk selam verdiği tarih yani. O kadar konuşmuyordu ki abi yani. Bana selam verdiği tarihi hatırlıyorum yani. 3 Mayıs'ta İzmir'de kupa maçı oynamıştım. Gol attın. Gol attım. Kazandık. Dikkatini çekti. Kupa. Dikkatini çekti. Gol atan bir çocuk var önünde. Ben bu çocuğu bir yerden gözüm ısırıyor mu dedi acaba? Valla diyorum bazen. Görse tanır mı acaba beni dışarıda? Şu anda görse tanır mı sana? Valla tanımayabilir abi. Tanımayabilir. Abi hatırlıyor musun beni? Gökhan var. Hangi Gökhan ya falan. Olabilir valla. Sergen abiyi çok seviyorum. Gökhan ne haber dedi? Sen sevindin ve böyle mutlulukla o sorumluluğu şeye abi getirdin, yani bütün eş, dost, arkadaş kim varsa aradım abi. Dedim ki Sergen abi bana Gökhan'cım dedi yani o derece. Ama Sergen abi öyle ya yani idol ya. Bir de Tümer Metin'le acayip şeyleri var tabii. Takım içinde yani belli etmeyen, göstermeyen ama bir şeyleri de var. Nasıl? Mesela orada da abi işte aralarında problem yok ama. En çok pas alışverişini belki Tümer'le yapardı. Evet, çünkü biliyor abi futbolcu bilmez mi abi? Yani o konuda mesela aynı takımda oynarken de İdmandayken de işte bir Sergen İbrahim... Tümer beraber oynar mı falan filan beraber oynuyorlardı abi. Özellikle Tigana mesela çok onları beraber oynatmaya çalışıyordu. Tümer abi biraz böyle iç orta saha gibi oynatıp Sergen abiyi de santrofora alıp
ikisini birden oynattığı çok maç olmuştu yani. İbrahim Kaş şey anlattı, çok iyiydi ya. Onu dinledim mi izledim bilmiyorum. Bir gün ben yeni çıktım A takıma diyor. Yıldırım Demirören şey koymuş, para ödülü. Maçı kazanana şu kadar ödül ama Tümer'le Sergen maç yapacak demiş. Neyse Tümer kadroyu yapmış, Sergen kadroyu yapmış. Beni aldı diyor Sergen abi. Ben ısırıyorum yeni çıkmışım falan. Ben de sağ bek oynuyorum, Tümer abi de sol tarafta. Yağmur var, içimden geçti diyor. İçimden Kesper oldum diyor yani. Goller atmış, beni diyor nasıl küfürler ediyormuş biliyor musun maçtan sonra? Seni A takıma kim aldı, seni A takıma alan hocanın bilmem ne, ondan sonra hemen kiralık gönderdiler beni diyor. Senin bile şahit oldun herhalde, bununla alakalı hikayeler var. Şey, Fenerbahçe Kupa maçına gideceğiz. İşte hoca dedi ki penaltı atalım dedi. İşte Serhat abi de çeviriyor hemen. İşte Tümer abi aldı topu, atacak. Penaltı noktasına koydu. Penaltı noktasına. Sergen abi soyunma odasına doğru yürümeye başladı. İşte Serhat abi seslendi arkadan. Sergen nereye dedi? Ben ikinci penaltıyı atmam dedi, gitti abi. Çıkana böyle şok. Onun bir de gülüşü vardı ya be. Bir günde Tigana... Adam şoka girdi ya. Nasıl böyle bir şey olabilir diye ya. Tigana demiş ya Sergen'e. Demiş sen gerçekten benden iyi futbolcusun. Bunu bilmen iyi oldu falan demiş. Bunu fark etmen iyi oldu. Onu da sen mi yaptın abi röportajı bilmiyorum. Şey Ömer abi. Sordular. Evet evet Ömer doğru abi. Doğru söylemiş dedi. Tabii de doğru söylemiş. Doğru söylemiş. Bir de diğer sol ayak diyordu değil mi? Aynen. Yani çok almıyordu ismini öyle söyleyeyim. Korneri kim atacak diyorduk. Diğer sol ayak atacak diyorduk. Diğer sol ayak. bir de Manisa'da sen goller kaçırdın. Bir de onunla abi, alakalı. Manisa maçı. Şimdi Ersun Hoca biliyorsun böyle o dönemleri. Şimdi tabii öyle oynamıyor ama o dönem abi böyle yani 9-10 kişiyle hücum yapan bir sistemi vardı ve arkada çok boşluk bırakıyor yani. Benim oynadığım Manisa maçları zaten zulüm gibi geçiyordu çünkü çok pozisyon yakalıyordum, atamıyordum. Atamıyordum. Gaziantepspor'da oynarken de bir 10 tane kaçırmıştım Manisa'ya. Beşiktaş maçında da böyle bilmiyorum yani yakından takip edenler hatırlar belki. Ya 10 tane karşı karşıya kaçırdım abi. Böyle bir şey yok yani. Hani kendinden nefret edersin yani ve girmedin mi de girmiyor yani. Tabii. Bir sıfır kazandın mı özgüven gidiyor. Evet yani son bir de oynadığın işte takım Beşiktaş abi herkes izliyor. Yani tabii. O maç belki aldığım küfürlerin haddi hesabı yoktur yani. Allah'tan böyle çarşamba mı oynandı maç, böyle çok önemsiz bir maçtı. Böyle çok kamuoyuna şey yapamadım ama 10 tane kaçırdım. Hani Sergen abi girdi odaya soyunma odasına dedi ki yani niye atmıyorsun dedi. Yani bir futbolcu bu kadar gol kaçıramaz yani. Öyle bir maçtı benim için. Hani adam dedi ki artık niye atmıyorsun? At artık. At artık niye atmıyorsun? Niye hani bilerek mi atmıyorsun artık yani? Yılmaz Ural. Vallahi Yılmaz Hocam'la bombalar bitmez abi. Yılmaz Hoca çok şahsına münasır. Türk futbolunun en önemli değerlerinden biri ama şeyi hiç unutmuyorum. Böyle anlatıyorum insanlar, arkadaşlarım öyle çok fazla gülmüyor ama o soyunma odasına bilen insanlar gerçekten Yılmaz Hoca böyle seviyor gençleri oynatmayı. Şimdi bir tane gurbetçi futbolcu yakaladı. 19 yaşında hemen onu koydu böyle ilk geldiği gibi o Barış Baştaş. Çocuk da oynuyor, iyi olacak belli ama üst üste böyle hatalar yapıyor çok fazla. Çocuğa da Yılmaz Hoca gözünün önüne geliyor. Diyarbakır Spor'la oynuyoruz. 2-1 öndeyiz abi. Son dakikada penaltı yaptırdı. Maç 2-2 bitti. Allah'ım bunun bir soyunma odasına girişi var. Barış senin bilmem ne var. Hani zor tutuyoruz böyle. Her türlü küfür ediyor tabi. Böyle küfürler yok. Gitti. İşte tutuyoruz falan filan. Sonra bizi ikna etti. Oğlum bir şey demeyeceğim. O benim oğlum. Ben ona bir şey der miyim? Hani bırakın beni. Sonra. Oğlum dedi gitti sevmeye başladı. Olur dedi böyle hatalar. Böyle hatalar yapacaksın dedi. Sen dedi iyi futbolcu olacaksın dedi. Sonra tuttu böyle abi dedi ki sen dedi iyi futbolcu olacaksın diye biz her maç yenileceğiz mi lan dedi.
Sonra tam biz gittik falan filan. Yok ya bir şey yok dedi. Tamam dedi falan filan dedi. Sen iyi futbol çalışan hepimiz her maç kaybedecek miyiz? Bu elin var ya dedi bu elin. Bu elini al dedi bir tarafını. Penaltı mı yaptırdı? Penaltı yaptım. Yine tuttuk falan. Tam bir yükseliyor abi. Biz tutuyoruz. Sonra bizi ikna ediyor. Sonra gidiyor Barış'a yine söyleyeceğini söylüyor. Abi soyunma odasında bir... Yani o kadar bir de drama yeteneği var ki gerçekten orada o insanların herkesi o şeyin içinde bir güldürmeyi de başarıyordu yani. Çok İnanılmaz enteresan ya. Bir karakter ya. Yılmaz Hoca. Buradan sevgilerimizi gönderiyorum. Hangi futbolcuydu ya? Kayseri maçı takımda iyi oynayanlardan bir tanesi. Maç işte 2-0 mağlup, 2-2, 3-2 öne geçiyor falan. Son dakikada 3-3 oluyor. Soyunma odasına gidiyor. Her şey İlyas Kahraman, İlyas'a. İlyas'a çok iyi oynamış. 2-0'dan maçı 2-2, 3-2'ye getiriyorlar. Son dakika gol yiyorlar. Mehmet topuz kesiyor. Gökhan'ın al atıyor. Soyunma odasına giriyor. İşte bir tane stopere bağırıyor bilmem ne, sallıyor Kordoba sen ne yapıyorsun diye bilmem ne. Sonra İlyas'a dönüyor. Sen diyor bir de takım kaptanı olacaksın, abi olacaksın, olgun olacaksın bilmem ne falan. İlyas'a sinirlenmiş. Hoca be ne diyorsun demiş, burun buruna gelmişler. Ne diyorsun demiş bilmem ne. İlyas sinirlenmedim, siklet bir puan değil demiş ya. Ya çok iyi. Yani burun buruna gelmişler ya. Oğlum siktir bir puan nedir demiş ya. Niye sinirleniyorsun? Çok iyi. Koray Avcı. Koray abi. Koray abi çok temiz sallıyordu. Ben hiç... Ya inanılmaz. Ben bu kadar sallayan bir adam görmedim ya. Mimiksiz böyle. Çok iyi sallıyordu. Bir kere Mustafa Doğan'ı salladı. Ben zaten oynarken böyle yerlere yattım. Mustafa Doğan, Mustafa abi dedi ki ya Mustafa dedi ya millet dedi bir dedi ayakkabı eskitiyor dedi. Sen dedi beş ayak şey millet dedi beş ayakkabı eskitiyor bir sene dedi. Sen bir tane eskitiyorsun dedi. Beş tane dedi tekmelik eskitiyorsun dedi. Yani öyle ince espri ki. Tabii tabii. Hani ben bir 30 saniye sonra espriyi anladım yani. Adam sen kavanınla oynuyorsun. Kavalınlıyız. İstop ediyorsun, ayaklarını kullanmıyorsun dedi. Yani 30 saniye sonra yerlere yattım abi gülerken. Koray Avcı abi bana çok... bunu söyledi. Sonra ertesi sabah 9'da benim Mustafa Doğan aradı. Ya dedi o ne diyor? Ya dedim ki ya bunlar espri dedim. Bunlara niye takılıyorsun? Sen dedim sonuçta iyi futbolcu olmasan ya da o seviyede olmasan nasıl Beşiktaş'ta oynayacaksın abi? Ya bunları niye takıyorsun? Gelmiş geçmiş yani. Mustafa Doğan takıyor bunları. Allah Allah. Vallahi takıyor. İnanılmaz. Arıyor. Arıyor yani. Yok. Mustafa benim takım arkadaşım zaten. Ya yani takım arkadaşım dedim. O da arkadaşımdı. Hayatımda bu kadar profesyonel bir insan. İnanılmaz. Ve klas adamdır yani. Şu tatlı adamdır, klas adamdır. Bobo. Seni bitiren adam. Beni bitiren yok ya. Ben kendi kendimi bitirdim ya. Boboluk bir şey yok. Beni bitiren Nobre abi. Niye Nobre biliyor musun? Şimdi ben İki santraforum, bir santraforuyum abi. İşte Cenk İşler, Gökhan Güleç. İşte İlhan Mansız, Gökhan Güleç. Ahmet Dursun. İlhan Mansız, Pascal Noma. İşte pivotun yanında gezen. Eskilerden mesela anlaman için. İşte Inzaghi. Hani Şevçenko, Inzaghi. Kona, Tarık Taşkın. Gezen. Sen gezensin. Endikol York. Tabii. Yani iki santrafor. Şimdi Nobre gibi bir karakter hayatımıza girince abi, bir takımda Nobre varsa o takım tek santrafor oynar abi. Çünkü öyle top saklıyor, öyle topu tutuyor, kafa topu o kadar iyi, orayı o kadar iyi manipüle ediyor ki Fenerbahçe'den geldi bize. Çift forvet ben diyorum ki benle Nobre oynar. İşte Bobo bekler falan. Abi bir şey oldu, korner çalışması yaptık. Abi bu bir kafa vuruyor. Yani kafa topu bırakmıyor zaten. İnanılmaz bir kafa topu yeteneği var. Sırtı dönük çok iyi oynuyor. Zaten biz belli oldu. Biz Nobre gelince yavaş yavaş tek santrafora döndük. Ne dedi mesela onları görünce o özellikleri falan? Yani Nobre manipüle eder abi. Gittiği her takımda o oynar yani. Öyle bir futbolcu. Sonra performans düşüklüğü yaşadı. O şeyden geçmedik. Bu sefer Nobre kesik yedi. Orada Bobo oynadı. Bobo oynadı. Ama bizim sistem gitmiş oldu yani. Tek forvete düştünüz. İşte o Mehmet Yıldız hatırlıyorsun Sivas.
o ön tarafta top tutan, top saklayan, kafa topları iyi adam hep oynamaya başladı. Sonra bütün Türkiye, bütün şey zaten bu tek santrafora döndü. Biz gittik abi orada. Ama şu anda da mesela iki kanat var ya. Şimdi bir tanesi forvet özellikle oynatmaya başladılar. Yine iş yaparsın mesela. Yine ama sen o geçişe denk geldin. Aynen. Yani orada işte sağda, solda konumlanan, beki takip eden. Tabii. Oynarsın orada, oynarsın. Ayrı kapasitesi yüksek. Ama evet. Aynı zamanda golcü olan adam yine değerli olmaya tabii, başladı. Ama biz arada kaynadık abi. Kaynadın. 12-13 tane gol atan. Aynen. Mesela en azından Larin gibi. Larin mesela. Aynen. Çift tanelere ulaşacak. Mesela abi kim derdi ki mesela 5 sene önce dese biri Larin size'ında bir adam sol ön oynayacak. Abi kimse inanmazdı yani. Tabii. Doğru mu? Doğru. Şimdi abi Drogba bile geldi Galatasaray'da sol ön oynadı yani. Tabii. Doğru. Zaman zaman o, zaman zaman Burak. Bir oynadı, bir oynadı. Ama şimdi hocalarda niye Burak'ı tercih etti? Çünkü arkaya koşu yapıyor. Tabii. Top saklama işinde sol tarafta Drogba yapıyor. Tabii. Kapasitesi de yüksek, koşu kapasitesi. Beki kovalıyor. Tamam, yani ben Drogba'yı solda oynatırım. Bu yine bana bir çift taneye ulaşır golde dediği zaman işler değişiyor yani. Ben tam o değişime denk geldik abi biz. Benim gibi heba olmuş futbolcular var ya. Bobo'yu sordum. Baki Mercimek. Baki Mercimek'in özelliği abi mesela ölü yaprak vuruşu. Vuruşu vardır ya. Şöyle gider top. Evet. Cunha Pernun Bakan'a vururdu. Hacı vururdu. Baki abi öyle pas atıyordu abi. Şöyle mi geliyor top? Ölü yaprak geliyordu. Kore abi iyi sallıyordu ya. Ayağıma ver diyordu. Ya bana ver topu yani. Böyle geliyordu. Ya mükemmel ya. Ayağımı yerden bana pas at. Ya Koray'da da sallıyordur ha. Böyle geliyor topu ya. Baki topla çıkarken tribüne ayağa kalkıyor diyor. Uuu diye hatırlıyor musun? Evet ya Baki abi. Güzel insan. Güzel. Acayip. Tatlı adammış. Kaliteli buradan insan. Da selam olsun. Çok seviyorum Baki'yi. Abi bir de Beşiktaş'a geldiğimde bak benim amatörlüğü oradan sen anla. Yani ilk cuma günü maç var. Ben çarşamba günü soyunma odasına girdim. Abi bir takımın iç çamaşırı herkes aynı olur mu abi? Hani mantık olarak düşünüyorum. Şey mi dedin acaba? Sponsorları mı var? Dedim ki herhalde öyle bir şey varsa Süreyya benim dediğim. Benim donumu da getir abi. Herkes ne giyiyor? Ya bir takımda herkes aynı iç çamaşırı giyer mi abi? Dedim ki herhalde bizimkilere dağıtmışlar bunu. Bu da iyi bir marka. Hani sponsor. Sen de beyaz sinikle mi çıktın? Herhalde öyle bir şey abi. Bu farkındalığı olmayan bir adam yani. Milletin dolunu sponsor vermiş olabilir düşünen bir adam. Yüksek ihtimal bende beyaz silip vardı yani. Ne şey? Calvin Klein mi? Aynen abi dedim. Süreyya abi benimkini de getir. Yani, herkes tek tip değil mi? Yani bu kadar yani Beşiktaş'a transfer olduğumda algım bu kadar kapalıydı abi. Öyle söyleyeyim. Heyecanlandın mı peki soyunmasına ilk girdiğinde? Tabii abi heyecanlandım. Şimdi dediğim gibi yani biz Gaziantepspor'da gelecek vaden potansiyel olan bir oyuncuydun. Milli takıma gidiyordun, geliyordun. Zaman zaman Antep'te oynuyordun. Tigana güvendi, aldı seni. Bir anda soyunmasına bir girdin. Nobre, Bobo, işte Sergen Yalçın, Tümer Metin. Böyle enteresan bir kadro. İbrahim Üzülmez, ya, Kore Yalçın. Bir de şöyle abi Cordoba. Bizim dezavantajımız şey. Ya biz Gaziantepspor'da da ben olacak futbolcuydum yani. Hani daha olmamıştım. Daha olmamıştım. Hani bir Mehmet Topuz gibi atıyorum. Tabii. O dönem kim? Onlar gibi transfer olmadım yani bir Bekir gibi. Mesela Bekir oynuyordu, kaptandı. Tabii. Antepspor'da ama ben öyle transfer olmadım. Ben zaten orada da olacak futbolcuydum. İşte Ümit takıma gidiyordum falan. Ümit Mil takıma gidiyordum. Öyle transfer oldum. Tabii ben dediğim gibi cuma günü maça çıktım. Çarşamba günü antrenmana çıktım. Hani bendeki o duygu durumu ama ilk çıktın maçta gol attın. Evet öyle şanslı şeylerim vardır. Mesela Türkiye Kupası finalinde gol attın. Kupayı kazandınız. Tümer Metin'i o ara zaten şey olmuştu abi. O ara 13 hani, tane gol attın. Sürekli gol atıyordun. Yakaladım o şeyi. O sezonlar vardır böyle. Vurduğun girer. Evet. O sezona denk geldi. O ritmi yakalamıştım yani. O tabii. Fenerbahçe maçı böyle benim için sürpriz değil. Zaten o ayarda gidiyordum. Her maça gol ya asist. Sağınla böyle solunu alıp solla uzak köşe vurman tam bir meziyet vuruşu yani. O dediğim gibi vurduğum giren bir sezondu.
Ama o Diyarbakır maçı böyle heyecandan ayaklarımın titrediği, böyle 20 işte 20. dakikada mı ne falan o golü bir attım abi. Bütün böyle tamam yani attım artık yani. Ne oldu mesela Beşiktaş'a geldin gol attın. Dön geldin İstanbul. Rüyada mısın? Mesela ne hissediyor mesela oyuncu? Rüyadasın abi. Gerçekten uyanacağım diye korktum yani. Açıkçası o derece bir güzellikti ama insanoğlu alışıyor. Alışıyor. 10. günde tabii ben hemen böyle futbolcu oldum abi. Havaya girdim sonra gemi alıp satmaya başladılar. Tabii pazarlığa giriyoruz. Pazarlığa. Ama fon abi şimdi fondan almışım parayı sermaye. Şey ya, Yusuf Şimşek. Hani yeni yapacağım işlere Yıldırım Demirören sponsor olmuş yani öyle. Yusuf Şimşek. Yusuf Şimşek eski tip. Böyle papaz futbolcular vardır yani. Hani böyle çok konuşmaz ama ağırlığını böyle her yerde hissettirir. Öyle bir futbolcu. Yanına yaklaşamazsın. Dominant bir şey söylerken çekinirsin. Çekinirsin. Aynen böyle mesela Rüştü abide de o vardır böyle. Hani kötü bir şey söylemez ama o ağırlığı vardır yani. Deniz Spor'da da Yusuf abi dedim mi Deniz'de de akan sular durur. Abi antrenmana çıktık. Yusuf abi topu alıyor. 10 kişiyi çalımlıyor. Gol atıyor. Ya ben de dedim ki abi hani bu kadar mı papazlık olur? Hani kimse dokunmuyor bu adama, kimse ellemiyor. Ya topu bir alıyor abartısız bir dakika kimseye vermeden topu tutup gol atıyor. Gol atıyor. Lan maça çıktık meğersem adam zaten öyleymiş. Adam zaten öyle. Yani kimse alamıyormuş yani. Alamıyormuş. Ben almıyor olarak adlandırıyordun. Meğersem alamıyorlarmış. Abi bir alıyor bir öyle. Bir oradan bir oradan. Bir de böyle kaptıracak gibi oluyor alıyor tam falan. Değil mi? Top önüne düşüyor yine. Top hani arada kalıyor yine alıyor topu. Mesela bir pozisyonu var ya şey. Doğa'ya iki defa. Doğa'ya bir öyle atıyor bir öyle. Şimdi dışarıdan bekliyor, bakıyor. Bir daha atıyor. Doğa diyorsun herhalde gece uyumadı. Ya da maç bağlantı. Tabii. Serdar Özman ayaktan gidip ona da attı. Yani öyle bir adam geçiyor ki abi. Hani ben dedim ki Yusuf abiye korkuyorlar eğer ayağından topu alırsa tokat falan atıyor. Hani Gökhan sen de yaklaşma. Meğersem adam öyleymiş abi. O sezon öyle bir uçtu ki. Değil mi? Ne bileyim bir 10 gol 20 as falan yapmıştır yani Denizlispor. Yani o kadroyla 6. 7. falan bitirdik ligi yani. Hani Yusuf Şimşek direkt 30 gol katkısı vardır yani. Adem Büyük. Adem Büyük'le abi benim çok iyi arkadaşım Hüseyin Yoğurtçu var. Sol bek. Kasımpaşa'da beraber oynuyoruz. O da daha önce Bolu'da Adem Büyük'le oynamış. Adem Büyük ikinci liglerin iyi santraforu. Gözümüzde de öyle. Yani ligde oynar mı? Hani şey yapıyoruz böyle düşünüyoruz ya bilmiyoruz işte falan filan. Ama büyük futbolcu 5-6 senesini alt liglerde kaybetmiş bir profil. Her neyse biz onu öyle bilmiyoruz tabii. Her neyse ben oynuyorum takımda. Tek santrafor oynuyoruz. Ben oynuyorum. İyi de sezon geçirdim. İlk yarı iyi sezon geçirdim. İkincilikteyiz. Hüseyin Yoğurtçu da stoper oynuyor. O da yedek takımda. Muhabbet ediyoruz yani. Çift kale yapıyoruz. Muhabbet ediyoruz. Hacı dedi yani. Adem Büyü boşlama dedi. Aman salma dedi. Çok iyi futbolcu dedi. Vallahi kaybedersin formayı dedi yani. Hani sakın salma dedi. Ya falan. Ondan sonra abi bir uzun top attılar. Adem Büyük bir sıçradı. Arkasında stoper var. Göğsünü al topu. Onun biliyorsun o evet, işleri evet. Vardır yani. Aa kocaman bir... Bizde bir stoper vardı. Onun üstünden çıktı, göğsünü aldı, indirdi, solu oynadı, gol bölgesine gitti. Ben Hüseyin Yoğurtçu dedim, acı ben solda oynarım dedim. Ya ben solda oynarım. Ben solunda oynarım dedim. Yani öyle bir futbolcu ki abi o da. Çok değişik bir profil. Tank santrafonu tanımla desen, Adem Büyük derim yani. Bir de o kısacık boyuyla değil mi? O kısacık boyuyla abi yani biliyorsun ya egemenin üstünden falan. Adem bu mesela küçüklü yaşlarda Adem'e o atletizm performansını kazandırsalarmış. Atlet performansını kısalar. Kunaguero gibi yani. Dar alanda böyle hızlanma var ya Sercan Yıldırım gibi. Ama o yok Adem'de. İşte bak o yapabilirlermiş ama onu. 13'lü yaşlarda 12'li yaşlarda. Olmazmış abi. Adem
sadece görüntü itibariyle hiç o Nobre'nin yapacağı işlere benzemiyor. Oradan kaybetti. Ben sana söyleyeyim yani. Adem Büyük, Ersen Martin abi. Bunların hani biri 1.70'tir. Diğeri 2 metredir. Ama yaptığı işler aynı yani. Aynı. Ama dediğim gibi o bir de işte Beşiktaş altyapısı biliyorsun. Biliyorum. Ben 28 tane gol attı alt takımda. 20'si o uzaktan da. Ben Adem'le ben şeyde de maçına götürdüm abi. Bir hafta iki hafta top kıvılcım falan çıkardı şey tellerden falan vururdu falan. Topa da iyi vururdu yani. Sonra bir özelliğini kaybetti mesela uzaktan çok golleri vardı Adem'in. Hala yani ha bilmiyorum oynuyor mu Adem şu an? Oynuyor. Nerede oynuyor? Göztepe galiba. Yani o da bir şey olmuş bir futbolcu ya. Değerini bulamamış bir evet, futbolcu yani. Doğru. Ahmet Aslan. Beni zorunlu sol önde oynatan Ahmet Aslan. Ahmet Aslan'la alakalı böyle abi alt liglerde hep hurafeler vardır böyle işte şöyle yapıyormuş, böyle yapıyormuş, şöyle yapıyormuş. Ahmet Aslan'la da alakalı bana diyorlardı işte sürekli ya Ahmet Aslan işte 1.000 tane mekik çekiyormuş falan filan. Alt liglerde oynayan futbolcu arkadaşlara söylüyorum özellikle yani bu hurafelere hani, inanmayın abi. Sen herhalde günde 2000 tane mekik çekiyormuş falan. Aynen. Herkes konuşuyor. Bir gittim abi Ahmet Aslan'ı bir kere fitness salonunda görmedim abi. Bir kere özel çalışırken görmedim yani. Bu. Hepsi hikayeymiş abi. Hepsi hikaye abi ya. İyi satmış demek ki kendine. He? İyi satmış demek. Yok abi şey uçmaz mürit uçurur bunlar tabii, da öyle tabii. Alttan işte şöyle yapıyormuş böyle yapıyormuş. 1.000 tane mekik çekiyormuş. Ertuğrul Sağlam. Ertuğrul Hoca'yla biz Beşiktaş'a geldi. Beşiktaş'tan ayrıldım. Denizli'ye gittim. Sonra geri geldim. Yine istemedi. Bursa Spor'a geldim. O da Bursa Spor'a geldi. Oradan bir daha gönderdi. Bir daha gönderdi. Sana bir ceza mı verdi? Yok. Ertuğrul Hoca'yla çok iyi anılarımız vardı. Bursa Spor'un şampiyon olduğu seneden bir önceki sene de çok iyi bir sezon geçirdik. Biz UEFA'yı böyle kıl payı kaçırdık. Tabii Tuna Üzümcü benim hem komşum hem iyi arkadaşım. O kadar çok konuşuyorduk ki antrenmanlarda, maçlarda, maçlardan önce bir de genelde ikimiz de oynamıyorduk. Yemin ediyorum bizi şey yapıyordu artık, cezalandırmak zorunda kalıyordu. Tek ayak falan ceza verdiğini hatırlıyorum yani. İşte biz tur atıyor, takım tur atıyor, biz tek ayak kenarda falan bekliyorduk yani. Müthiş. En zorlandığın stoper kimdi? Tartışmasız Lugano abi. Neden? Yani ne hikmetse bütün herkes buna işte kornerlerde eşleşiyoruz ya. Lugano'yu veriyorlardı abi. Yani insan dışı bir kuvveti vardı. Hatta bir maçta böyle takım arkadaşlarıma yalvardığımı hatırlıyorum. Böyle sesimi de duyuramıyorum. Fenerbahçe stadında oynuyoruz Kasımpaşa. Bizim Yılmaz Hoca'nın meşhur bir offside taktiği vardır. Onu yapacağız. Büyük ihtimalle yaparız yani. Yılmaz Hoca bakmaz öyle işte büyük maç falan filan. Onu yaptırırdı yani. Şimdi Lugano'da tabii izlemiş herhalde daha önceden. Beni tek eliyle abi şu kolumdan bir tuttu. Kıpırdayamıyorum. Beni çıkartmayacak. Alex orta. Bütün takım çıkacak. Ben çıkmayacağım. Offside'i bozacağım. Yani yalvardım böyle. Bağıramıyorum da. İşte bütün atmosfer çok sesimi de duyuramıyorum. Adam beni bir tuttu abi. Yani ben böyle bir kuvvet şekli görmedim. Bir de Bursa Spor'da da oynadığımızda sürekli bana veriyorlardı. Her maçta gol atıyordu. Lugano öyle benim korkulu rüyam oldu. Allah çok Allah. Değişik bir futbolcuydu. Çok akıllı, çok zeki. Zaten her sene bir 7-8 gol katkısı yapıyordu. Tabii. Ama o zaman da Fenerbahçe'nin de Fenerbahçe olduğu zamanlar abi. Fenerbahçe bir değişikti ya. Yani Luciano, Lugano, Anelka, Alex, Nobre. Ya Anelka oynamıyordu abi işte. Tabii. Yani doğru. Aurelio, Mehmet Yozgatlı, Apia. Değişik. Yılmaz Vural'ın şey toplantısı sen var mıydın? Böyle yuvarlak olup yukarıya bakıp arkadaşlar yukarıda bir tarak var yere düşecek. Var mıydın? Yok biz onlar daha eski abi. Biz daha onlara eski, yetişemedik. Yok mu? Yere düşecek. Ya rakibe ya bize girecek falan ha. Yani Yılmaz Hoca'nın şöyle bir dezavantajı var. Hepsi artı 18 abi. Hepsi artı 18 değil mi? Evet. Hikayelerin hepsi artı 18 olduğu için her şey sınırlı kalıyoruz. Sınırlı kalır.
Gökhan'cığım çok teşekkür ederim. Ben kardeşim. Teşekkür ederim abi. Çok sağ ol. Sana da bu tüccarlık hayatında bu kafe, işte pub, işte restoran, işletme, restoran zincirlerinde başarılar diliyorum. Yakında inşallah o gemi hayaline konuşuruz. Bu Burak'la ortak olalım. Burak'ı arayacağım. Burak'ta fon vardı şu anda. Çok fazla. Burak'ı arayacağım, diyeceğim ki bir kuru gemisi alıyorum. Ortak. Birazcık eksik kaldı. Burak'la beraber tamamlayacağız. Hadi bakalım. Sevgili seyirciler, Gökhan Güleş'le çok keyifli, çok güzel bir röportaj gerçekleştirdik. Bursa'da gerçekten çok güzel bir röportaja imza attık. Gelecek hafta yeni konularla, yeni konuklarla karşınızda olmaya devam edeceğiz. Hoşçakalın efendim.